Yeşilli yeşilli bir hanımefendi var. Siz tanıyalım mı? Nurhan Işılak. Beyefendi. Efe Ali. Efe Ali, nasıl geçiyor o günler tatilde? İyi gidiyor. İyi mi? Her şey yolunda mı? Evet. Peki bakalım. Anne mi? Evet. Anne soruları bilir mi? Bilir. Bakalım neler olacak hanımefendi. Genel kültürümüze güveniyor muyuz? Yani orta devredeyiz ama şükür. Bakalım neler olacak. Evde yarışmaları izliyor musunuz? İzliyorum genelde. Doğru cevapları biliyor musunuz? Evde heyecanlı olmuyoruz, genelde biliyoruz. Burada heyecan var değil mi? Bir kalabalık da evet, var. Evet. Bugün hiçbir yarışmaya çıkacağınız aklınıza gelir miydi? Hayır. Ablamın izin günü dolaşalım demiştik. Yollarımız kesişti efendim. Peki ne güzel, ne mutlu. Bizlere maksat yarışmak olsun programındasınız. 3 soru soracağım. Hediye çekim elimde. Biliyorsunuz zaten, biz de izliyordunuz. Geçiyorum soruma. Kaç duyu organımız vardır? Kopya yok. Efe'den yardım almayın. Kaç duyu organımız var? Size sorayım. 4. Emin miyiz? 5. 5. Efe verdi cevabı annesine. Tebrik ediyorum. Efe'ye bir alkış alalım biz. Efe'ye gelsin ilk alkışımız. 5 doğru. Neler onlar? Say bakalım. Kulak, dil, göz, burun. Kaç tane oldu? 5 tane. 4 de deri. Evet efendim, tebrik ediyorum Efe'yi de. Geçiyorum ikinci soruya. Çalışkan mıdır, nasıldır dersleri? Allah'a şükür çalışkan, evet abla. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Futbolcu. Futbolcu, hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Fenerbahçe, orada mı oynamak istiyorsun peki? Ne güzel. Mevki ne olacaksın? Orta saha. Orta sahada, harikulade. Bakalım seni izleyecek miyiz ileride? İnşallah. Azmedersen her şeyi başarırsın. Evet. Peki bakalım. Geçiyorum efendim ikinci soruma. Türk sinemasının Sultan lakaplı ünlü artisti kimdir? Türkan Şoray. Türkan Şoray, doğru cevaptı. İzler miydiniz filmlerini? Evet, evet. Ağlı Yazmalı Melek. En sevdiğin. İzlediğim dizi. Evet. Ay ne güzel. En sevdiği filmi, ne mutlu. Hakikaten de Türk halkının gönlünde ayrı bir yeri var. Sultanımız. Sultanımız efendim. Geçiyorum son soruyu o zaman. Evet. Hazırsanız. Peki gelsin son sorum. En büyük gezegenin adı nedir? En büyük gezegen. Efe'den kopya alayım mı? Efe ile birlikte mi cevap vereceksiniz? Neptün. En büyük gezegen. İyi düşünün, bir cevap hakkınız var. Güneş. En büyük gezegen Güneş değil. Değil. İyi düşünün, bir cevap hakkınız var. Ay bak. Aydı galiba. Emin misiniz? Gezegen, en büyük gezegen hangisidir diyorum. Beşten geri sayıyorum. Beş. Dört. İki. Bir. Cevabı alayım. Ne desem? Efe'cim ne söyleyelim? Mertüs mü diyelim? Nedir? Allah, Mertüs diyelim, bilmiyorum. Mertüs mü? Merkür mü? Merkür. Merkür. Merkür diyorsunuz ama doğru cevap, üzülerek söylüyorum, Merkür değil, Jüpiter olacak. Jüpiter olacak. Olsun, maksat yarışma aktı. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Bir hanımefendi var. Bizleri bekliyordu yarışmak için. Sizi tanıyalım. Bekliyorum. Feride benim adım. Soyadınız? Baltaş. Ne yaparız Feride Hanımcığım? Çalışıyor muyuz? Ev hanımıyım. Ev hanımsınız. Nasıl geçiyor evde bir gün? Kalkınca neler yapıyorsunuz? Valla Üsküdar'da geçiyor. Güzel, hareketli, yoğun geçiyor. Evden çıkıyoruz yani o zaman. Belli saatlerde çıkılıyor. Peki ne mutlu. Evli miyiz efendim? Evliyim. Var mı çocuklar? Şu anda yok. Peki inşallah kısmet olur size kısmet de diyelim. İnşallah. Peki geliyor sorularım, eğer güveniyorsanız kendinize. Öyle demeyin yahu. Seçme çok. Her türden sorum var. İlki kolay, ikinci sorta, üçüncüsü bir parça zor. Futboldan anlamadığı için hani futbol olarak dedim. Hemen hemen sipariş verildi. Bayanlar futbol anlamayacak, oradan sormayalım gibi. Yani doğru ya, doğru. Peki geliyor efendim size ilk sorum o halde. Düğünlerde gelinlerin başlarına taktıkları uzun beyaz aksesuara ne ad verilir? Duak. Doğrudur efendim. Bir alkış alalım kocaman hanımefendiye. İlk soruyu bildik. Geçiyorum ikinci soruma. Heyecan attık mı biraz? Biraz attık. Daha da attık. Halinizde attım. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben her zaman yarışmacılarımın yanındayım. Sizler kazanın istiyorum. İnşallah. Geçiyorum bir diğer soruma. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır?
60. İyi düşünelim. Üçgenin iç açıları toplamı bir matematik sorusu geldi efendim. Kopya yok. Kopya yok beyefendiciğim. 360. Bilmem, toplayın kaç eder yani? 180. 180 doğru cevaptı. Alkışlayalım hanımefendi. İkinci soruyu da bilmek. Demiştim ama. 60 dediniz ama ben toplamını soruyorum. Toplamını sorduğum için. Anlamadığım için. 60 deyince 60 toplayın kaç ediyor dedim. En son dayanamadım. Toplarsınız diye düşündüm. Hanımefendi siz toplarsınız diye düşündüm dedi. Ben size toplamı sordum. Soruları ben sorarım burada. Cevapları alıyorum sizden. Peki, şaka bir yana geçiyorum, artık sonuncu sorudayız. En ciddi soru. Evet. En kritik soru. Evet. Gelsin son sorumuz. Dünyanın en büyük müzesi hangi şehirdedir? Amerika olmasın? Amerika. Bir düşünün, iyi düşünün. Bana cevabı söyleyin. Ülke olarak? Avrupa'yı düşünün. Hadi Avrupa'yı söyledim. Dünyanın en büyük müzesi hangi şehirdedir diye soruyorum. Dünyanın. İngiltere. Neresi olabilir? Almanya. Ben geri sayıyorum. Ama. Beşten geri sayıyorum. Beş. Dört. Hep birlikte sayalım mı? Üç. İki. Bir. Alalım cevabı. Hindistan. Dıt 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 dıt. Üzülerek söylüyorum. Paris olacaktı efendim. Fransa dedim ama. Paris. Siz bir sürü şehir saydınız. Hangisi diye sorduğumda bana Hindistan'ı söylediniz. O yüzden üzülerek size hoşça kal diyorum. Evet, yanında bir beyefendi var, sizi tanıyalım. Hakan Altuntaş, ben öğrenciyim. Kaç yaşındasın? 19. Ne okuyorsun? Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Ne olacağım peki? İnşallah milletvekilliği düşünüyoruz bakalım. İnşallah ileride gönlüne göre olur her şey. İnşallah. Bu ülkenin hakikaten senin gibi böyle genç milletvekillerine de ihtiyacı var. İnşallah, sağ olun. Bakalım neler olacak. Seni takip edeceğim, adını unutmayacağım. İnşallah. Peki, genel kültürüne güvenir misin? Güvenirim. Araştırırım, kitap okurum. Bakalım nereden gelecek sorular. Senin işin artık okumak, araştırmak, öğrenmek zaten. Madem böyle bir de niyetin var. Bilmediğimiz yerden de gelebilir yani. Tabii, belli olmaz bu. Geliyor ilk sorum, o halde hazırsan. Bir çocuk şarkısı vardı, hatırlar mısın? Bakın geliyor, selam veriyor diye. Kim geliyordu orada? Postacı. Postacı doğru cevaptı. Alkışlayalım beyefendiye. Döndük mü çocukluğumuza? Evet. Kopyacılar var, duyuyorum. Kopya vermek yok. Kopyacılar var. Beşiktaşlı kopyacılar var hem de, gördüm. Oradalardı. Devam ediyoruz bizler. Kopyacılara rağmen devam ediyorum. İkinci sorum gelsin mi? Gelsin. Nerelisin bu arada? Nevşehirliyim ben. Nevşehirlisin. Gidiyor musun oralara? Gidiyorum. Daha seçimlerden önce gitmiştim. Nasıl oralar? Çok güzel tabii ya. Turist kaynıyor zaten. Türkiye'nin en çok gidilen yerlerinden birisi İstanbul'dan sonra. Kesinlikle. Kapadokya'sı olsun, Balanlar olsun. Memleketimiz iyidir yani. Özlemişsin sen memleketi. Gözleri, inşallah. Gözler parlıyor parlıyor konuştu. Memleket aydıdır ya. Aynen öyle. Peki, devam ediyorum. İkinci sorum geliyor beyefendiye. Türkiye'de bilardo denince akla gelen ilk isim? Semih Saygıner. Doğrudur, alkışlayalım. İkinci soruyu da bildik. Sporlardan nasıl? İyidir. İyidir, bakalım hemen. Hangi dal? Yok işte, sordum ya Semih Saygıner'i, ondan soruyorum. Tamam. Takip eder misin, izler misin? Takip ederim tabii ya, her spor dalını. Ne güzel, ne mutlu sana. Son sorum geliyor. 2016 yılında Cumhurbaşkanı baş danışmanı olan eski basketbolcu kimdir? Kopya yok. Kopya yok. Eski basketbolcu. Beşten geri sayıyorum. Beş. Dört. Üç. İki. Hidayet Türkoğlu. Doğrudur. Alkışlıyoruz beyefendiye. Hidayet Türkoğlu'ydu. Şöyle takdim edeyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yarışma, anlat bize. İyiydi. Hani sorular çok da zor değildi. Ortayı bilemiyordun da. Son soruyu. Son soru biraz şeydi, zorluydu. Baş danışmanı çok Cumhurbaşkanı'nın. Hani hangisi? Biraz sporcu olan. Kaldım. Evet. Peki. Tebrik ediyorum seni. Kendine çok iyi bak. Sağ olun. Siz de kendinize. Bay bay.